Mia Solicitors firmasının ortaklarından toplumumuzun yakından tanıdığı avukat Şadi Arslan'ın bu haftaki gündeminde 12 Aralık'ta gerçekleşecek olan İngiltere genel seçimleri yer alıyor. Hangi parti hangi vaatlerle seçime katılıyor? Hangi parti İngiltere'de yaşayan göçmenlere daha yakın? İşte detaylar. Deneyimli avukat Şadi Arslan'la birlikte Londra'nın merkezi St. Paul Katedrali'nin hemen önünde bulunan Millennium Köprüsü'nün üzerindeyiz. Bugün kendisi bizlere 12 Aralık'ta gerçekleşecek olan İngiltere genel seçimlerini yorumlayacak. Biliyorsunuz 2017'de de genel seçim gerçekleşmişti Şadi Hanım. İsterseniz bu önümüzdeki günlerde 12 Aralık'ta gerçekleşecek olan seçim niçin gerçekleşecek, bununla başlayalım efendim. Şimdi 12 Aralık'ta genel seçimler var söylediğiniz gibi ve genel seçime gidilmesinin ana sebebi İngiltere parlamentosunda hiçbir partinin çoğunluğunun olmamasıydı. Muhafazakar Parti parlamentoda olan çoğunluğunu kaybedince ve İngiltere'nin Avrupa'dan çıkma tasarısını geçiremeyince seçime davet etti meclisi. Önce İşçi Partisi buna karşı çıktı, dedi ki Brexit'i, yani Avrupa'dan çıkmayı bir halledelim, daha sonra genel seçime gidelim dedi. Fakat daha sonra mecliste anlaşılma olmayınca onlar da razı oldu ve 12 Aralık'ta bütün ülke seçime gidecek, genel seçime ve milletvekillerini belirleyecek. Evet efendim, 12 Aralık'taki seçimde parti liderleri bazı açıklamalarda bulunuyor. Bununla birlikte hem partilerin aslında vaatleri var hem de manifestoları. Bununla ilgili izleyicilerimize ne gibi bilgiler verebiliriz? Şimdi partilerin iki ayrı manifestosu var. Bir tanesi Avrupa toplumundan çıkma konusundaki görüşleri nedir? Muhafazakar Parti diyor ki artık bıktık diyor, millet de bıktı diyor, ne yapalım edelim diyor, ocağın sonunda diyor çıkalım bu Avrupa toplumundan diyor, öyle de böyle de diyor. Bizim diyor Avrupa toplumundan çıkmak için sürecimiz budur diyor. İşçi Partisi diyor ki 3 ayda diyor Avrupa toplumundan nasıl çıkacağımızı anlaşalım Avrupa topluluğuyla, sonra da bu planı halka referandumda sunalım ve o referandumda diyelim ki Avrupa toplumundan çıkarsak böyle çıkacağız, adımlar bunlardır. Ama bunları kabul etmiyorsanız Avrupa toplumunda kalalım diye de bir seçenek verelim diyor. Liberal Parti ise, üçüncü parti ise hayır, Avrupa toplumundan çıkmayalım. O çıkacağımız parayı, harcayacağımız parayı başka yere harcayalım. Çıkmamız zaten ekonomik açıdan, iş gücü açısından iyi bir şey değildir diyor. Diğer vaatlere baktığımızda, diğer manifestolara baktığımızda İşçi Partisi İngiltere'nin barış zamanının en büyük devlet bütçesini açıkladı. İşçi Partisi diyor ki ben diyor demir yollarının bazılarını devlete alacağım diyor. Ondan sonra yılda diyor 140 milyar daha fazla harcayacağım okullara, hastanelere ve sosyal evlere diyor. Yılda 100 bin tane sosyal ev yapacağım. Asgari ücreti artıracağım diyor. Ve üniversite ücretlerini kaldıracağım diyor. Muhafazakar Parti ise şey diyor, ben diyor ekonomiyi diyor açacağım diyor. İngiltere'ye daha çok iş gücünün gelmesini, daha çok yatırım gelmesini sağlayacağım diyor. Ve bu manifestolarını tek tek peş peşe açıklıyorlar. Muhafazakar Parti sosyalist görünmüyor korkusuyla hastanelere yapacağı yatırımı açıkladı. Okullara yatıracağı yatırımı açıkladı. Ve şu anda partiler İngiltere'de yaşayanlara vaat verme yarışında diyebiliriz. Bununla birlikte efendim ülkede bir belirsizlik de var. Hem Brexit hem de seçim. Peki sizce ülkenin ekonomisini ne şekilde etkiliyor bu süreç? Yani şu anda hem seçim hem Brexit ülkenin ekonomisine herhangi bir iyilik yapmıyor. Büyüme hızında durgunluk var. Gelen iş gücünde azalma var. Mesela çiftliklerde, Londra dışındaki çiftliklerde İngiltere elmalarıyla ünlüdür. Çok elma yetişir İngiltere'de. Elmaların çürüdüğü ve toplanmadığı basında var. Neden? Çünkü Bulgaristan'dan gelenler, Romanya'dan gelenler artık durdular. Yani siz bizi istemiyorsunuz, zaten zorlaşacak, vize olayı vermeyeceksiniz gibisinden genç iş gücünde bir düşüş var.
Üste baktığımızda büyük şirketler merkezlerini Almanya'ya, Belçika'ya, diğer ülkelere taşıyorlar. Çünkü diyorlar İngiltere Avrupa toplumundan çıkarsa belirsizlik olacak, bizim için de iyi değil, vergi olacak diye. O yüzden de ülkede herkes bir şekilde bunun halledilmesini ve ekonomiye bir kesinlik gelmesini istiyorlar. Bununla birlikte önümüzdeki süreçte, günlerde belli olacak ne olacağı 12 Aralık'tan sonra. Peki efendim, Amerika sizce kimi destekliyor bu seçimlerde? Şimdi Amerika'ya nasıl baktığımıza bağlı. Eğer Amerika'ya Trump ve Republicans olarak bakıyorsak, onlar Muhafazakar Parti'nin, yani Boris Johnson'ın kazanmasını istiyorlar. Sebebi ise Boris Johnson ve Muhafazakar Parti'nin İngiltere'yi Avrupa toplumundan çıkarıp ticaret hacmine ihtiyacı olduğunu ve bu ticaret hacminde Amerika'nın da bir pay alacağı görüşüyle sıkı bir şekilde Muhafazakar Parti'yi ve Boris Johnson'u destekliyorlar. Yalnız burada herkesi endişelendiren bir konu var. İngiltere Sağlık Servisi, NHS'in unsurlarını Amerika'ya satılığa çıkaracaklar mı? Amerikan şirketleriyle bir ticaret anlaşması yapılacak mı? Şu anda İşçi Partisi diyor ki Muhafazakar Parti'ye güvenilmez diyor. Bunlar diyor seçimi kazanırsa, Avrupa'dan çıkarsak diyor, İngiltere'nin gurur duyduğu bedava sağlık servisini, NHS'i Amerikalılara açacaklar ve bölecekler, özelleştirecekler diye bir kampanyaları var. Evet, geçtiğimiz günlerde zaten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İngiltere ziyaretinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüşmesi olmuştu. Bu konular konuşulmuştu. Peki efendim, bizim toplumumuzu değerlendirdiğinizde 12 Aralık'taki İngiltere genel seçimlerinde hangi partiye oy vereceği yönünde bilgi verebiliriz? Şimdi İngiltere'de yaşayan 500.000'den fazla vatandaşlarımız var. Ve bu vatandaşların bazılarının oy verme hakkı var, bazılarının oy verme hakkı yok. Eğer oy verme hakları varsa ve şu ana kadar yazılmamışlarsa çok kuvvetli bir şekilde yazılmalarını tavsiye ederim. Yani kaydolsunlar oy vermek için. Kuzey Londra'ya baktığımda, Londra'nın kuzeyinde yaşayanlara baktığımda genelde İşçi Partisi'ne oy verilecek gibime geliyor. Neden derseniz, çünkü belediye seçimlerinde belediye meclisine giren üyelerin çoğu İşçi Partisi'nden girmişti. Bir de İşçi Partisi'nin politikaları bizim gibi göçmen toplumlara daha çok yakışıyor. Neden diyorsanız, çünkü biz hastaneye gittiğimizde bedava sağlık servisinin iyi olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın gittiği okulların iyi olmasını istiyoruz. Yolların trafikten arınmasını istiyoruz. Üniversitelerin, siz söyleyin, ücretsiz olmasını istiyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla genelde buradaki vatandaşlarımız İşçi Partisi'ne eğilimli. İşçi Partisi'ne oy vermeyenler ise şu konuda biz oy vermeyeceğiz diyorlar. Aa, işte İşçi Partisi hiç çalışmayanlara, sosyal yardım alanlara göz yumuyor. İşçi Partisi işte şirketler olayından anlamıyor, yatırımdan anlamıyor, ekonomiyi anlamıyor. İşçi Partisi Avrupa toplumundan çıkmak için kesin bir yönü yok diye düşünenler ise oy veriyorlar. Muhafazakar Parti'ye oy veriyorlar. Evet efendim. Mia Solicitors avukatlık firmasının ortaklarından deneyimli avukat Şadi Arslan'ın görüşleri bu şekilde. 12 Aralık'ta gerçekleşecek olan seçimlerden sonra sonuçlar belli olacak. Biz yine detayları kendisiyle aktarmaya devam edeceğiz.